O'shanda ko'zlar tinib, yüreklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan. Ko'z tinyapti qo'rquvdan. Jon tomog'iga bo'g'ziga tiqilib qolgan. Mana shunday bir xatarli o'rinda mana shu narsa qalbingga nur olib keladi. Xursandchilik olib keladi, quvonch olib keladi va mushkilingni hal qiladi Alloh inshaalloh. Ana shu namoz ham qo'rquv xavotir bo'lib turgan vaqtda o'qiladigan namozlar. Assalomu alaykum bizning qadrli yurtdoshlarimiz. Olayotgan yildaringiz bundan ta'sirda bo'lsin. O'zimigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir ta'qib, deportatsiya zaxiyat olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz, bemalol o'zimigrant servisga, ya'ni bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga buni chiroyli tarzda tekshirib beramiz. Boshqalar birgalikda deportatsiya zaxiyatingizni qachon kim tomonidan qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi, qaysi stadiya bo'yicha qo'yilganligi eng asosiy kerakli joy e'tibor qilamiz. Qachon ochilish kuni oyiga albatta kelib chiqadi. Ya'ni biz boshqalarga o'xshab chalachulpay yarim yilga proverka qil bermaymiz. Bizda hammasi kibrotlangan tarzda kelib chiqadi. Boshqalar birgalikda sizga deportatsiya zaxiratingizni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Va hozirgi kunda ko'plab yurtdoshlarimizga qiynayotgan savol registratsiya bazada chiqmay qolyapti. Va buni ham biz bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz albatta. Bizda hammasi halol va ishonchli. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Biz galva, gam taşviş, sıkılış, bu narsalar her zaman diyen bu yani. Lekin bizi davrımızı yekip durup bu narsalar köpeyip, tezleşip etken yok şeydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innalloha ma'as-sabirin. Ey iman keltirganlar, sabr bilan, namoz bilan mendan madad so'ranglar. Albatta Alloh sabrlar bilan birgadir. Insonda boshiga musibat kelganda, qo'rquv kelganda, xavotir kelganda, vahima siqilish kelgan paytda nima qiladi? Kimdir mana shu narsadan qutulish uchun ichadi. Kimdir chekadi. Kimdir uxlab oladi, kimdir boshini qumga tiqib oladi. Mo'min odam nima qiladi? Alloh azza va jalla aytayapti, agar sizlarga mana shunday bir xatarli holat, qo'rquv, xavotir, vahima, siqilishlar keladigan bo'lsa, namozga turinglar. Birodar, agar qalbing toroyib ketsa, ishlaring qiyinlashib ketsa, makr ko'payib ketsa, namozga shoshil, namoz o'qi. Agar kunlaring qorong'olashib ketgan bo'lsa, tunlar o'zgarib ketsa, xavotirdan, qo'rquvdan dunyo ko'zinga keng bo'lib turib ham tor bo'lib ketgan bo'lsa, namozni o'zingga lozim tutgin. Chunki har bitta ishi siz bilan bizga ibrat bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam aynan shunday qilar edilar. Qiyinchilikka duchor bo'lib qolsalar, mashaqqatga duch kelib qolsalar, namozga turardilar. Badr kunida chodirda o'tirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar va Robbisiga duo iltijo qilib yolvardi. Alloh taolo Badrda g'alaba berdi. Alloh azza va jalla mingta farishtani tushirdi. Xandaq kunida 10 ming kishilik mushriklarning qo'shini Madinaning shimoliga kelib to'xtadi. Musulmonlar sanog'i oz. 3 ming kishi Xandaq kavladi. Xandaqni bitirishiga 10 ming kishilik qo'shin kelib to'xtadi Xandaqning u tomonida. 10 mingtaga 3 mingta. Bu ham yetmagandek Madinaning orqa tomonida turgan Banu Qurayza Rasululloh bilan ahdini buzib xiyonat qilishdi. Orqadan ham xavotir bor, oldidan ham xavotir bor. Mana qo'rquv. Mana shu paytda Rasululloh bilan Xandaqni kavlagan 3 mingta odamdan 10 mingtaga qarshi 300 ta odam qoldi. Oldi tomonda katta qo'shin, orqa tomonda Banu Qurayzaning xiyonati, ana xatar, ana qo'rquv, ana xavotir. Holat shunday bir tang ediki, bu holatni Alloh taolo o'zi ta'riflab berdi. Astagfirullah. Wa iz zaghatil absaru va balagatil qulubul hanajira. O'shanda ko'zlar tinib, yüreklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan. Ko'z tinyapti qo'rquvdan. Jon tomog'iga bo'g'ziga tiqilib qolgan. Mana shunday bir xatarli o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga shoshildilar. Mana siz bilan bizga har bitta ishni ibrat bo'lgan Rasulullohning qilgan ishi. Biz ham hayotda siqilib, to'yib jonimizdan dunyo ko'zimizga torib ketgan bo'lsa, namozga turishimiz kerak.
Ahvalin ağırlaştı mı? İşin tarihlaştı mı? Namazga şaşıl birader. Resulullah'a ergeş, namazga şaşıl. Resulullah'a köp salavat ait. Mana şu narsa kalbinge nur ap geladi. Xursandchilik ap geladi. Quvonch ap geladi. Ve müşkilini hal qiladi Allah, inşallah. Boyagi biz aytayotgan başını qumga tiqib olayotganlar, ichayotganlar, içti, muammoni unutdi. Hop, masligi tarqadi. Muammo hal bo'lib qoldi mı? Turibdi mı? Estağfirullah. Ya eyyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was sala. Ey mu'minlar, namoz bilan, sabr bilan. Sabr bilan, namoz bilan Allohdan madad so'ranglar. Agar birodar ustimizga xatar kelsa, xafargarchilikka duch kelib qoladigan bo'lsak, namozda rohat olishimiz kerak. Shunda namoz, namoz. Siz bilan bizni nafsimizni, ruhimizni, jonimizni oromi bo'ladi, xotirjamligi bo'ladi. İnşallah g'am tashvishlarni ketishlikdagi eng kuchli bizning qo'limizdagi qurol bu namoz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror ishdan siqilsalar, biror bir ishdan tashvishga tushsalar, alihna bis salati ya Bilal, ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantiring deradi. Ya'ni azon ayting, takbir ayting, namoz o'qinglar, bir mazza qilaylik deradi. Bizni namoz o'qishligimiz bilan sahobalarning namoz o'qishligining farqi ham shunda-da. Ular namozga xuddi bir dam olishga yoki bir orom olishlikka, sakinat olishga kelganda kelishar edi. Biz namozga qanaqa kelamiz? Faraz qiling, tashqari sovuq bo'lib turgan bo'lsa, issiqxonadan chiqqisi keladimi tashqariga? Yo'q. Joningiz issiqda orom oladi. Endi chiqib ketyapsizmi? Demak, ichkarida joningiz orom olmayapti. Namozni tashlab chiqib ketayotganda shu narsa esimizda tursin birodarlar. Namoz Rasulullohning ko'zlarining quvonchi, saodati va xursandchiligi edi. Agar biz salaf solihinlarning hayotini bir mutolaa qiladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ular ham ayni Rasulullohning mana shu yo'lini o'zlariga yo'l deb bilishgan. Musibat kelsa, xatar bo'lsa, itoatkor hollarida namozga shoshilishar edi. Shundan keyin ularning aql hushlari o'ziga kelar edi, irodalari tikkalanar edi, himmatlari asliga qaytar edi. Shuning uchun ustingga musibat keldimi? Tahorat qil, ixlos bilan namozga tur. Sabr, namoz seni ruhini tinchlantiradi, qalbingga xotirjamlik olib keladi. Mana salatul xavf. Ana shu namoz ham qo'rquv, xavotir bo'lib turgan vaqtda o'qiladigan namozlardan. Mana hozirgi davrni odamlarga qarasak, ya'ni siz bilan bizga qarasak, odamlarning juda ko'pi stressga uchragan. Stress nima? Tushkunlik, vahima, qo'rquv. 21. asrning vabosi stress deydi. Psixologlar ham, tabiblar ham. Stress xotirjamlikni yo'qligi. Agar bir og'iz so'z bilan aytish kerak bo'lsa. Siqilgan, nervinli, asablari tarang, bitta gap kam, ikkita gap ko'p, sal narsaga jahli chiqib ketadi, sal narsaga otilib ketadi, o'zini kontrol qila olmaydi. Mana shu stress. Bormi shu narsa? Sen yashayotgan shahar qancha katta bo'lsa, stressing shuncha katta. Sen qanchalar kichkinaroq shaharda yashayotgan bo'lsang, stressing shunchalar kichkinaroq. Agar umuman shaharda yashamasdan, chekka bir qishloqda, bir tog'da yoki sahroda yashayotgan bo'lsang, mana shu stressing ozroq. O'shaning uchun tolada ishlayotgan, tog'da qo'y boqib yurganlarda havas qilsa bo'ladi. Stress umuman yo'q. Hozirgi odamlar mana shu o'zini ichida to'planib qolgan stressni qanaqa qilib yechadi? Savol, qanaqa qilib yechadi? Ichadi. Chekadi qurug'ini, narkotikini chekadi, sigaretini chekadi, uxlaydi. Shu bilan shu stress yechiladimi? Yo'q. Ular shu qiladigan shu ishlari bilan muammoni unutishga harakat qilishadi. İçeride masib oladı, esden çıkıp oladı. Özüge akip kagen görüşedi, uyğansa muamma babayı da türüptü. Korkuda aldı da, havatırda aldı da, tüyakış başını kumge tıkıva gendik, başını kumge tıkışı oladı. Ulan işi çünkü o şeydi. Hop, başını kumge tıkıva aldın, içi aldın, çehi aldın, sayın aldın, bir kapta yattın, içip. Şu bilen müşküle halb oldu mu? Yok. Tüyakış başını şimdi kumdan çıkarsa muamma turup tüpeşenese de. Mana shunday stress tufayli nafsiy kasallarga mubtalo bo'lgan hozirgi avlod
bu stresdan qutulish uchun, bu mushkulalardan chiqish uchun namozga, masjidga shoshilish kerak. Endi qanchasi masjidga kelyapti bu avlodni? Stres sababli asabi tugagan, fe'li tarang bo'lib ketgan, muammolari ko'pligidan zerikkan va ularda kamayish o'rniga ko'payotganligini ko'rib ezilib turgan bu odamlarga, bu zamonda odamlarga masjidga namozga qaytish deb vaqti kelmadimikan? Allohu akbar dediniz, takbiri tahrima deyiladi, birinchi takbir. Nima degani bilasizlarmi? Dunyoni hamma so'zi, ishi, fe'li, o'yi harom degani. Namozni takbiri harom qiladi dunyoni, namozni salomi halol qiladi dunyoni. Allohu akbar deganingizda siz tilingizni, ko'zingizni, oyoqlaringizni, hatto harakatlaringizni dunyoga harom qildingiz, ammo xayolingiz hali dunyo bilan. O'shuning uchun bu namoz bizga huzur halovat bermayaptimikin? To'g'rimi? Allohu akbar deyishingizga nimalar keladi xayolingizga? Robbilarni rozi qilish uchun mana shu odamlar yuzlarini masjid tuprog'iga surtishi kerak. Bu bilan avvalo o'zini nafslarini mana shu tinimsiz bo'lib turgan azobdan saqlab qoladi. Aks holda tamom bo'lishadi. Aks holda namozga qilib Allohdan bir yordam so'ramasa, mana shu g'am tashvishlari asablari parchalab tashlaydi bularni. Bu narsaga insonda toqat yetmaydi. Qoida. Boshlar qatib, qalblar bezovtalanib, siqilib qolgan holatda xotirjamlikni va osoyishtalikni qalb bilan, xushu bilan o'qilgan namoz beradi. Qalbingiz bilan, xushu bilan o'qiysiz, shu muammolardan qalbingiz qutuladi. Demak, mana shu mashaqqatlardan qutulishning bitta yo'li nima ekan? Namoz ekan. Chunki hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Ustingi shu kunni berayotgan ham Alloh taolo. Qaysidir qilgan ishlaringa mukofot qilib berdi qo'shtirnoq ichida. Endi olib qo'yadigan ham shu kunda Alloh taolo. Alloh muammoingizni hal qilishni xohlaganda sizni yuragingizni siqib turgan, sizni qo'rqitib turgan, sizni shu muammoga tiqib turgan odam o'zi muammoni yechimini ko'tarib keladi. Agar talab qilingandaqa ibodat qilsak. Inson xushu bilan o'qilgan namoz zibor yoki shunday o'qib bo'lgan namoz bor. Inson xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamlikni boshqa hech qayerda topolmaydi. Qaytarib aytamiz. Xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamligini inson boshqa hech yerdan topolmaydi. Birodar, xotirjamlikni, sakinatni, osoyishtaligini 3 o'rindan qidir. Namozda, Qur'on talovatida, zikrda. Qalbingni xotirjam bo'lishligini 3 o'rindan ista. Namozda, Qur'on talovatida, zikrda. Shu uchalasidan bittasida bo'lasan, senda biz aytayotgan sakinat, saodat bo'ladi. Qaysinisi doim biz bilan birga bo'la oladi? Zikr. Namoz bilan Qur'onga to'xtab o'tirish kerak. Ammo zikr doim. Zikr doim. Agar mana shu uchalasidan topsang, xursand bo'lib yashayver. Agar topa olmagan bo'lsang, holing xarob. Eshigini yopiq oldingda senda sakinat bo'lmaydi. Eshigini ochishga harakat qil. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'p salovat aytishlik ham mushkulalarni hal qiladi, muammolarni yechadi. Birodarlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Ubay ibn Ka'b aytdi: "Ya Rasululloh, qiladigan duolarimiz qanchasi sizga salovat bo'lsin? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. 3dan biri bo'lsinmi sizga salovat? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmi bo'lsinmi? Qiladigan duolarim hammasi salovat qolaymi yo yarmi nima? Qancha bo'lsa o'zingizga yaxshi. Unday bo'lsa hamma duolarimni sizga salovatga aylantirib qo'yaman" deganida payg'ambarimiz aytdilar: "Unday bo'lsa gunohlaring mag'firat bo'lishi g'amingni ketishiga sabab bo'ladi, kifoya qiladi" dedilar. Tinmay salovat aytib ko'ringda. Qalbingiz yashnaydi. Mana shu bir oqsoqollarni ko'rasizlar-da, yuzida nuri bor. Unaqa ilmli emas ko'p ham. Ja, unaqa dushanba, pashanba ro'za tutavermaydi. Hamma qatori, lekin qarasang doim zikrda yuradi tili. Ana shu zikr nur beradi insonning yuziga. Hayotiga, hayotiga osudalik beradi, sakinat beradi zikr. Birodarlar, qaytaylik namozga, zikrga, Allohning ibodatiga. O'zi biz istab topolmayotgan, qo'limizga bir to'lmayotgan dunyoni ham Alloh taolo to'ldirib qo'yadi. Biz boshqa kranlarga pelamizni tutib yuribmiz-da. Boshqa hovuzlarda suv olamiz deb paqirimizni ko'tarib yuribmiz. Tahajjud namozi. Tunni bir qismini uyg'oq o'tkazishing, birodar, yuragingni xotirjam qiladi, qalbingga sakinat olib keladi.
tünni bir kısmında turup kıyamul layl tahaccüd namazını okşilik insanın kalbini hatırlayacağım kıladı, onge sakine top geledi. Peygamberimiz dediler, eğer bende tünde uyganıp Allah'ını eslese, sonra taharat kalıp namaz okusa, özü tetik ve kalbi hatırlayacağım kıladı. Özü tetik degeni sağlam buladı cesedi, kalbi hatırlayacağım kıladı degeni. Kim? Kıyamul layl namazını kıyandım. Pırıçıyorum bu, hiç konu durup uykudan kalıp namaz okusa şuna buladı mı? Seninki bu muydu indi? Çünkü sen işemeyersen Resulullah'ın vadası ki seninki bu muydu indi? Kânû qalîlen minel leyli mâ yahcaûn. Allah muhtedir özünü salih bandalarını. Ular keçeden az yine fırsat yine köz yumar ediler. Ve minel leyli fetehaccet bihi nafileten lek. Keçeni bir kısmı da uyganıp özünüz için nafil ibadet bölgen namazını okuyun. Bu işler bekar gemez. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem vahiyini alıp gelip davetini evvelde ye eyyuhal muzzammil kumil leyle ayetini illa kalilesi düşmegen. Ey kiyimlerge uğralgen zat kumil leyle tünnü kayım kılayım. Bir yıldan keyin illa kalile degen kısmı düştü. On geçe Müslümanlar bir yıl keçesi okulamasından namaz okuştu. İlla kalile keyin düştü. Yani tünnü bir kısmı da okulamasından namaz okuyun, bir kısmı da okulayın degen buladı. Ama o vege illa kalile bir yıldan keyin düştü. Çünkü Müslümanlarga havatır, Müslümanlarga korku, hav, Mekke'de halat kıyım bogende, kıyamın layır bilen Müslümanların nefsleri aram aldı. Kıyamın layır bilen canı aram aldı. Çünkü hepsinden buradalar, ne mi üçün bizi kalbimizde orka sakinat, hatır cemliği yok. Ne mi ki dolar oynayıp geçse kursu, kaltırıp geti yapız, adamana korktuysa vahim olup geti yapız, ne mi ki yok bizde şu kuvvet. Eğer akıllar işlerse buradalar, namaz bizge verilgen katta nimet ekenliğini düşünüp yetemiz. Künde okuyduğun beş mahal namazımız, günahlarımız ki kefaret ekenliğini düşünemiz. Beş mahal okuyduğun namazımız, Rabbimizin huzurunda bizi, derecemizi kötü olduğun vasıta ekenliğini düşünemiz. Yani bu namaz, bu namaz. Gamlarımızı muhalacası iken, dertlerimizi davası iken, şunu bilemiz mi? Namaz, bizi kalplarımızı işanışken, nafslarımızı razılıkı tolduradı. Bana şimdi namazdan, mescitten uzağa yürüyen ana adamlar, bitti gamdan çıksa ikincisi elbette düşerdi. Bitti tayniden çıksa ikincisi girişerdi. Birden ikincisi köşe bir oradı. Allah Teala ne dedi onlarına? Estağfirullah. Fete'sen lehum ve adalla amalehum. Bas ularga halaket bulur ve Allah ularının kıyan amalarını zayi kılır. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amanu usta'inu bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin. Ey iman keltirgenler, Allah'tan medet talep kılıyorlar. Nima bilen? Sabır bilen, namaz bilen. Buradar başınge müşküle kese, üstünge havf kese, yüreğin sıkılsa, stres bozsen, tez de namazga şaşır. Namaz götür, Rabbinden sabır bilen, yardım sonra albat. Akıllı insanlar, özlerini ahiret için işleşerdi. Çünkü ahiret bu dünyadan hem yakşırak, hem bakirak. Ahmoq odamlar bo'lsa mana shu dunyoni o'zinigina o'zlariga qarorgoh deb bilishadi. Shu dunyo hayotini, huzur halovatini orzularining cho'qqisi deb biladi. Alloh taol aytadi: "Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun va abqa." Yo'q, sizlar dunyoni ustun ko'rasizlar. Vaholanki oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Birodar, dunyodan zerikken bo'lsang, muammolardan to'ygan bo'lsang, ko'ning sovib ketayotgan bo'lsa hayotdan, seni oxiratda kutib turgan jannatni esladi. Shunda bu musibatlarning hech narsa bo'lmay qoladi. Musibatga eng besabr odamlar kimlar bo'ladi? Aynan oxiratda unutganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar. Chunki mana shu dunyoni chindan dunyoda bo'lishadi. Ularning ko'ziga faqatgina shu dunyo hayot ko'rinadi. Undan boshqa narsani tasavvur qilish olmaydi. Ondan başka dünya hakkında fikir kimiydi. Ular şu dünyanın özü de huzur halavatı haliydi. Allah Azze ve Celle yaratken narsalar. Bana siz bilen bu dünyamızda. Her bitti yaratken narsanın ziynatı var. Ve şu narsanın arkasında maksat var. Her bitti yaratılırken narsanın ziynatı var. Ve maksadı var. Ösümlüler. Onların ziynatı bargi ve gülü. Lekin maksadı ne mi? Maksadı mı?
donu ve meyveleri, kiyimler. Onu ziynatı, rengi, fasonu, şekli, uzunluğu, kaltaligi. Lekin maksadı ne mi ondan? Avratni yopishligi. Dünya hayatı buradalar. Bunu hem Allah Teala yarattı. Onu ziynatı, boylik, farzandlar, altın kümüşler, üyler, kımmetbaha ulovlar. O ziynatı dünyanın. Lekin maksadı şey. İman ve salih amel. Dünyanın turgan bitkeni ziynat. Dünyanın turgan bitkeni ziynat. Lekin ondan közlengen maksat ibadet. Çünkü kim asosiy maksatını unutup koygen bulsa, fakat gene ziynatı bulan avara bulup kaladı, neticede ziyan güçlüydü. Ana şu dünyanın ziynatı degen, dünyada matahları kolinden ketip kalsa burada sıkılma. Çünkü maksat ziynetmez. Maksat ziynetmez. Maksat iman, ibadet, salih amel. Estağfirullah. İnna ce'alna ma alal ardı ziyneten leha linebluvahum ayyuhum ahsanu amela. Sıladı içilerde kaysiniler çıralıyorak amel kılıçilerde sınaştık için yerdeki bar narsanı ziynet koyduk. Dünyanın turgan bitkeni ziynet. Ne için? Sınaş için. Liyebluvakum ayyukum ahsanu amela. Kaysiniler çıralıyorak amel kılıçilerini bilinçliğimiz için ayetini kareyim. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Hiç şubha yok ki mana şu yerde üstündeki hemme zeybi ziynetlerini sıpsıllık kupkuru kılıp yok boyadı yanan bizimiz diye yaptı. Demek dünyanın ziyneti onun malumat ahları. Lekin dünyadan közlengen maksat mı? İman, takva, salih amel. Şimdi ana şu ziyneti kısaplengen dünyanın az yine matah kolinden ketip basa sıkılma birader. Özünge ne bana eslat? Cennet yap. Yine sabır kıl. Az yine sabır kıl cennet gibi orasın. Dünya işi seni kıynegen bosa, gamin, derdin, musibetin köpeğen bosa, özünge ahiretini eslat birader. Bu dünyanın ötken çekenliğini yadınge al, şunda işin asan keçerdi. Köplegen ayetlerde bana şu dünyanın ziynetine aldanıp kalıştık. Hançeler açınarlı hal ekenliğini Allah bayan kıyan Kur'an'da. Estağfirullah. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bu dünya hayatı fakat bir nefesli oyun külgüdür. Eğer onlar bilseler, ahiret diyarı yine mengü hayat diyarıdır. Eğer fakat dünyanın özü bulan avarı bulayken cahiller, közlerden şu pardan optaşala gene de, abadi hayot haqida, abadi ne'mat haqida, qasrlari haqida xabar berilgan vahiyga quloq tutishgan bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoning ne'matlari bilan jannatdagi ne'matlarni taqqoslab berganlar. Aytganlarki, "Mawdiu sawtin fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha." Dunyoda ham matoh bor, hovlilar bor, bog'lar bor, uchastkalar bor, xullas dunyo matoh, hovlisi. Rasulullah yaptılar. Cennette bir kamçı tegeteyen çelik joy. Kamçını yerine bir vurduyuz. Kança çizerdi yerine. Ana şu kamçını üçü tegeteyen çelik joy cennette yerine joy. Dünya ve ondaki hemen asadan afzal. Çünkü arzımagen dünya matahı kolinden kesse. Arzımagen dünyanın huzur halavatı senin kolinden ketip. Yüreğin sıkılıp hayattan toydur var iken bulsa. Özün gelin bana eslat. Cennet neslat. Vallahi cennet cüdayım kadirli inerse. Hakikaten siz bulamız mehnet kılıp, küraşıp, ciddi cahit kılıp, şeker arzıydı gibi inerse. Bilesin mi cennette nimalar var? Nimalar yok. Kesalli yok. Kiyimlerde çirkeçi yok. Ölüm yok. Karili yok. Abadi yaşlık. İçi taşıdan, taşı içiden körünüp duradığın honalar. Köz körmegen, kulak işitmegen nimetler. Avazı musika boğan ahu köz hurlar. Prosto tasavvuf görürler avazı müziki oladı. Kulağı eşitmegen, köz körmegen insan da akıllı bağır kimi diyor nimet. Ana şuna sana öz ingesler birader. Sabır kıl ötüp getesen. Kırk ile aşağıda yani kança var. Huda biladı. Salkını, salkını kengiligi 100 yıllık masrafa getirin boğuladığın darahlar. Uzunligi, kengiligi 60 mil boğan çadırlar. Tinimsiz oqib turadigan daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar, balam qasrlar,
meyveler yakın bağlar, kötarılgen sorular, tızıp koyulgen kadahlar, terip koyulgen yastıklar, töşep koyulgen gilamlar, kursançılığı mükemmel bogan joy, şadlığı ülken bogan masken, huşbu hidlere 500 yıllık masafadan keptiradigan joy, vasfuluh, Allah'ını didarı körladigan joy, cennet. Mana şu narsani o'zingga eslat. Ozgina sabr qil, o'tib ketasan. Bizga nima bo'ldiki, ana shu oxirat diyori haqida fikr qilmay qo'yamiz. Bizga nima bo'ldiki, shu dunyoda arzimagan matohi bizni ko'nimizni cho'ktirib tashlaydi. Birodar, hayotdan zerikkan bo'lsang, g'amlar to'yg'izgan bo'lsa, joningdan to'yib ketib, dod degin kelayotgan bo'lsa, o'zingga jannatni eslat. Endi Alloh taolaning huzuridagi ne'matlar. Birodarlar, u ne'matlarning sanog'i yo'q. Miqdorni chegarasi yo'q. Abadi yoshlik, abadi sog'lik, abadi qasrlar, bog'lar nihoyasi yo'q. Rasa puling ko'paydi, 60 ga kirganingda, 50 ga kirganingda. Hamma yo'qing bor, uje qarisan uje sen. Pakirishgani yangisini qo'yganing bilan qo'lsa o'tirgan, hadavoy to'kilgan, faralar xira, yog'i yapti karobka, stug bor motorda, to'tta pakirishgani yangi qo'yganing bilan o'zing tugading-ku. Unga yo yetasan yo yetmaysan. Lekin sen oxiratni o'ylaginda abadiy yosh bo'lasan. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi erkaklar. Ayollar 18 yoshda bo'ladi. Hech kim qarimaydi. Uyga ketish kerak degan g'am yo'q. O'tirgan joying seni vataning, o'tirgan joying maskaning. Ko'p yeb qo'yibman, qonim olib ketdi noshpapga. Suvni ko'p ichib qo'yibman, uxlamadim kecha. Unaqa gap yo'q birodarlar. Shuning uchun dunyodan zerikib, hayot seni siqib to'yg'izgan bo'lsa, o'zingga shu jannatni eslatgan. Aqling ishlatib ko'r birodar, fikr qil. Qaysi hovli uchun ishlashlik to'g'ri bo'ladi? Qaysi hovlini g'amini qilishlik to'g'ri bo'ladi? O'zingga jannatni eslat. Hayotdagi musibatlar seni shu yengil bo'lib qoladi. Modomiki sabr bilan, iymon bilan, qanoat bilan yasharkansan, jannat seniki bo'lar ekan. Modomiki shunday ekan, bu musibatlar nima degan narsa? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga jannatiylar kirganda nido qiluvchi nido qiladi. Ey jannat ahli, sizlar bu yerda yashaysizlar, hech qachon bu yerdan chiqmaysizlar. Abadiy tirik bo'lasizlar, hech qachon o'lmaysizlar. Doim sog'lom bo'lasizlar, hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Doim yosh bo'lasizlar, hech qachon qarimaysizlar. Ne'matlarda doimiy bo'lasizlar, hech qachon baxtsiz bo'lmaysizlar. Ketgin kelib ketdimi? Endi savol. Kiramikim ben cennetke. Ha bu havatır, yaşı havatır. Çünkü bu korku buluşluğu gerek. Mumun adam Allah'ın rahmetinden ümit, azabından korku degen iki de kanatlı ortası da duradı. İneken mütadilik etedi. Cennetke kiramikim ben, benim ötermikim ben, amellerim kifayi kılamikim. Bu korkuşluk, bu tabi hal. Bu ümit, korku buluşluğu gerek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir yaş yiğit mi? Ölüm arapası da, kasal bo'layotganini kirib ko'rdilar. Ahvoling qanday bo'lyapti? Kayfa tajiduk deganida ya Rasululloh, Allohdan azobidan qo'rqyapman, lekin rahmatidan umidam qilyapman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimning dunyodan chiqib ketayotgan holatida Allohning azobidan qo'rqishi va rahmatidan umid qilishi bor bo'ladigan bo'lsa, shu ikkalasi jamlansa, Alloh qo'rqanidan panoh berib, umid qilgan narsasi yetkazadi dedi. Kerasan inshaalloh birodar. Dunyoda iymon bilan o'tgin. Qo'lingdan kelgan solih amallarni qilgin. Kalima bilan chiqib olgin, inshaalloh jannatga kirasan. Ana shu jannatga kirishingni o'zingga eslatgin. Dunyo mushkulalari, muammolari seni siqib o'ldirmaydi. Al-oqibat Robbil alamining mehmonxonasiga jannatga kirarkansan, bu mashaqqatlar unutilib ketadi. Kambag'allikdan, kamchilikdan, tinkas qurigan musibatlarga uchrab ezilib ketgan ey banda, o'zingga shu jannatni eslatgan. Dunyo hayoti bilan oxirat hayoti. Dunyoda eng huzur halovatni cho'qqisida yashagan, bironta mashaqqatli kun ko'rmagan odamni kofir odamni. 1000 yil yashagan deylik. Qiyomatga borganda jahannamga hukm bo'ldi, kofir edi. 1000 yil yashagan huzur halovati cho'qqisida. Boyagi odamni jahannamga bir marta solib chiqariladi deyiladi hadislarda. Kuygan kömürdeyi kapara bop çıkadı. Kömürdeyi kapara bop çıkadı. E bende yaş gün körgen mi sen deydi. Haligi bende cehennemge bir metre şüp çıkıp durup yerel yanımdan beri şu azapta ben yaş gün körmegen ben deydi.
Endi dünyada eng qiyinchilik, mashaqqat hayotini ko'rgan, bironta bir yaxshi kun ko'rmagan mu'minni jannatga bir marta solib chiqarganda 14 kechalik to'lin oyda yorib chiqadi, yashnab. Banda mashaqqatli kun ko'rganmisan bu hayotingda deydi. Yo'q, yaralganimdan beri rohatdaman deydi. Shuning uchun birodar, o'sha jannatni o'zingga eslatganda, bu seni qiynayotgan muammolar, mushkullar nima emas, hech narsa emas. Bu hayotda dunyoning misoli, oxiratda hayotining misolini oldi. Nimaga o'xshaydi? Bir arqonni tasavvur qiling, nihoyasi yo'q. Boshi 10 santimetrga kraska surkab qo'yildi. Mana shu 10 santimetr joyi dunyo hayoti, arqonning qolgan qismi abadiy hayot. Hech qancha emas ekanmi? Ozgina sabr qilaylik. Abadiylik oldida 1000 yil yashasang ham hech narsa bo'lmay qoladi bu hayoting. Bu hayotda dunyo bir nafaslik o'yin kulgi xolos. Albatta Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir. Aqlingizni yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law kanati dunya ta'dilu 'inda Allohi janaha ba'da ma saqa kafiran minha shurbata ma." Biz juda ham qadrli deb hisoblayotgan dunyo matohi. Juda ham qimmat narsa qadrli deb o'ylayotgan dunyo matohini payg'ambarimiz aytayaptilar. Agar bu dunyo ichidagi hamma ne'matlari, boyliklari Allohning nazdida chivinning qonatishchalik qadri bo'lganida, Allohga bu dunyoda qadri bo'lganida kofirlarga bir xoplam suv bergandi bu dunyodan. Ya'ni bu dunyo ne'matidan bir xoplam suvni ham bermagan bo'lar edi. Lekin bizim nazarimizda, johil odamlarning nazarida dunyo matohi katta narsaga o'xshab ko'rinar ekanda, dunyosi katta bo'lsa, ha, Alloh yaxshi ko'ribdi, shuning uchun beribdi deb o'ylaymiz. Dunyo unaqa, siz bilan biz o'ylagandek qadrli narsa emas Allohning nazdida. Endi ana shu dunyoning qo'lingdan ketib qolsa siqilma. Unaqa qadrli narsa emas sen o'ylaganchalik. Oxiratni eslat, jannatni eslat, o'sha matoing qo'lingdan ketganiga kuymaysan. Bu dunyoning yana bir o'zgachaligi, dunyoning bir ajoyib xususiyati bor. Nima demaysizlarmi? Tugaydi davuchi. Bu dunyoning xususiyati shunaqa, tugaydi. Sen tugaysan. Agar dunyo tursa sen tugaysan. Shuni tez-tez unutib qo'yamiz, shundan keyin jazoga tushib ketamiz-da. Bu xususiyati nima edi? Boy ham kambag'al ham bo'ladi. Musulmon ham kofir ham bo'ladi, zolim ham mazlum ham bo'ladi, shoh ham gadoy ham bo'ladi. Bu dunyo tugaydi birodar. Bu dunyo shu o'lim bilan tugaydi. Boyni boyligini ketkizadi, kambag'alni kambag'alligini ketkizadi. Zolimni zulmini ketkizadi, mazlumni mashaqqatiga chek qo'yadi. Huzur halovatdagi kayf safoda yashayotgan odammi? Mana shu narsalarni olib ketadi. Shuning uchun tez-tez o'zingga o'limni eslatib tur. Undan keyin sen boradigan, inshaalloh sen boradigan jannatni o'zingga eslat. Birodar, bir kun tug'ilding, bir kun ketasan. Seni hayoting safar. Tug'ilish degan bekatdan boshlandi safaring. Qabr degan bekat bilan tugaydi. Endi shu ikkala bekatni orasida qaysi o'rindasan? O'rtaroqdamisan yo oxirroqdamisan? Uni bilmaysan. Boshidamisan, o'rtamisan? Xabaring yo'q, buni faqat Alloh biladi. Eng yomoni nima? Ana shu arzimagan dunyo matohi ketganiga siqilib, ustingizga dunyo mashaqqat kelganda siqilib, bo'g'ilib, o'limni esdan chiqarib turgan paytingizda to'satdan o'lim kelib qolishi eng xatarli narsa. Eng yomonasi shu. Bir solih kishi aytadi: "Agar menga bugun kechki paytga borib o'lasan desa, amalimga hech narsa qo'sha olmayman" dedi. Nima degani bu? Agar kechki payt o'lasan desa, amalimga hech narsani qo'sha olmayman men deyapti. Nima degani bu? Chunki amalini imkon darajasida qilib yuribdi, qo'sha olmaydi. U tayyor o'limga. Hozirda ham ketaveradi u. Biz u ertaga bir hafta yashaysiz desa, hamma ish tashlab ibodatga kirishamiz. Chunki amallarimiz ozda. Birodalar, o'lim faqatgina jasad hayotining oxiri. Jasadimiz hayotining xotimasi, ammo abadiy hayotning muqaddimasi. Shuning uchun birodar, o'zingga tez-tez oxiratni kengligi osmonlar yerdan keyin bo'lgan jannatni eslatib tur. Bizi boradigan joyimiz o'sha, inshaalloh. Jannatga kiramanmi, kirmayman, birodar? Robbing haqida yaxshi gumonda bo'l. Jannatga kirasan inshaalloh. Shafoat bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shafoatlari bor. Bir banda mu'min dunyoda iymon bilan o'tgan, lekin gunohlari ko'p.
Dozakka hüküm kılındı. Dozakka kirip getirirken de dozakta eşiğinden ötüp getirip yatıp durup ostanasına bağırıp kirip getirip yatıp durup arkaya bir ögürüp koyuladı deyildi. Arkaya karap koyarken hüttü bir ahirge tohtatıyla deşini kütken de ha. Şimdi Allah da Allah tohtatıyla dedi malaikelerge. Tohtat işledi. Ey bende. Demek ki arkaya karadı. Parvardigar. Sen hakkında beni gümanı münakamasıdı. Seni münakakıladı böyle gelmez mi ben? Ne mi de böyle gelsen? Hem beni keçirip cennetke kirgizledi de böyle gelmen de gende tohtatıyla kirgizliyle cennetke buna deydi. Keresen inşallah cennetke. Fakat iman bulan yaşa, iman bulan öt. Özünge cennet ne isled? Dünyada müşkülelerini ölçüşün, cüdeyem asan buladı. Ölümden hiç kim koç almaydı. Ölüm hiç kimi tan almaydı. Hiç kim ki fırsat beymiydi. Namrut zor hayat geçirdi. Akıbatı ne oldu? Namrut yeryüzündeki en katta paşalardan bugün. İbrahim Aleyhisselam davrudaki kafir padişah. Kana hazır o? Gitti. Firavun özünün zamanındaki en kudretli padişahlardan. Dünyevi meşeti zor bugün Firavun'la. Akıbatı ne oldu? Çünkü birader cennetki kirişlik için amal kıpal. Rabbinki koşunu bol için amal kıpal. Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukubaddar. Cennetki kirgende malaikeler aytadı. Sabır taqat kılıp ötkerlerinki sebepli. Mana şu masken cennet de sizlerge tınçlik asayişleri bolgay. Ve bu ne kadar yakşı diyardır. Brother, bu dünyada aç kalsın, çaresiz kalsın, hafa bo'lsang, dardga chalinsang, haqlaring poymol bo'lsa, zulm ko'rsang, joningdan to'yib ketsang, sabr qil. O'zingga jannatni eslat. Robbing huzurida seni kutib turgan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh jannatga borasan. Agar mana shu e'tiqod bilan yashasang, zararlaring foydaga, balolaring esa Alloh tomonidan